Bugünkü videonun konusu Wilfred Zaha. Gelin Wilfred Zaha'ya yakından beraber bakalım. Bu sezonun belki de en büyük transfer çalımlarından birisi de kuşkusuz Wilfred Zaha oldu. Galatasaray yıldızlarla oluşan kadrosunu daha da yıldızlaştırmak için atağa kalktı ve ismi çok uzun zamandır Fenerbahçe ile anılan hatta Galatasaray'ın listelerde bile olmadığı bir transfere imza atarak Zaha'yı parçalı formayı giymeye ikna etti. Fenerbahçe ile mi anlaşacak? Suudi Arabistan astronomik fiyat teklifine okey mi verecek? Yoksa Avrupa Ligi'ndeki başka bir takıma mı dahil olacak? Herkesin hakkındaki sorulardan birisi buydu. Ta ki Galatasaray'ın açıklamasına kadar. Galatasaray belki de bu masada, bu iddialar arasında hiç olmayan bir takımken sonradan alana girdi ve Zaha'yı takıma dahil olması için ikna etti. Bunun arka planında tabii ki de Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde ikinci ön elemeden başlamış olmasına rağmen Şampiyonlar Ligi kartının olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü Suudi Arabistan liginde böyle bir Avrupa Ligi şansı yok. Fenerbahçe ise Konferans Ligi'nde mücadele edecek. Fakat Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalacak olan en büyük adaylardan birisi. O yüzden Zaha'nın Şampiyonlar Ligi kilidini ve Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi kozunu çok iyi bir şekilde düşündüğünü ve Şampiyonlar Ligi'nde tekrar kendini göstermek istediğini söyleyebiliriz. Galatasaray en başından kartlarını açık oynadı ve Zaha'ya Şampiyonlar Ligi'ni tekrar ve tekrar göstererek transfer çalımına imza attı çok büyük bir transfer çalımı her ne kadar Fenerbahçe Zaha transferinin ardından biz zaten masadan çok önce kalkmıştık gibi açıklamalar yapmış olsa da bu sezonun belki de en büyük transfer çalımı Wilfred Zaha oldu. Wilfred Zaha 10 Kasım 1992 Fildişi Sahili'ndeki Abidjan isimli şehirde doğdu ve kariyerine aslında Fildişi Sahili'nde değil İngiltere'de başladı. Ailesiyle beraber Fildişi Sahili'nden sonra İngiltere'ye taşınan Wilfred Zaha küçük yaştan itibaren Crystal Palace'ın altyapısında kariyerini başlatmış oldu. Wilfred Zaha müthiş bir oyun yeteneği ve oyun zekasına sahip bir oyuncu. Ve bu oyun zekası ve bu yeteneği küçük yaşlardan itibaren onda vardı. O yüzden Crystal Palace'ın altyapısında çok hızlı bir şekilde dikkatleri üzerine çekti. Ve Scott'ların yönlendirmesiyle milli takımın altyapısına da dahil oldu. İngiltere'nin milli takımında önce U19 ardından U21'de forma giyen ve sonrasında da yine çok hızlı bir şekilde A milli takıma yükselen Wilfred Saha çok hızlı bir şekilde yükselmiş olsa da A milli takımda istenilen performansı veremedi. İngiltere A milli takımında ilk sezonunda sadece bir kere maça çıkan Wilfred Saha hem çok forma şansı bulamadı hem de çok fazla kendisini gösteremedi. Aslında kendisini altyapıda yetiştirerek çok hızlı ve emin adımlarla yükselse geçmiş olsa da Wilfred Zaha İngiltere milli takımında sönük bir ilk yılını geçirdi. Sonraki sezon milli takımda çok daha fazla süre alan ve kendisini gösterebilen Wilfred Zaha toplamda 44 maça çıktı ve burada da 1 gol 4 asistlik katkı sağladı. Önce Crystal Palace'ın altyapısında yetişti ve burada hızlı bir şekilde yükselen Wilfred Zaha hızlı bir şekilde U29 ve U21 ile milli takım kadrosuna dahil olurken kendisini bir anda A milli takımda buldu. A milli takımın ikinci sezonunda ise daha da öne çıkan ve daha fazla forma şansı bulan Wilfred Zaha Avrupa'da kalıcı olmaya başladı. Çünkü bu milli takım kariyerinin ardından Manchester United'a transfer oldu. 11 milyon 750 bin euroya Manchester United'a transfer olan Zaha yine A milli takıma büyük bir heveslerle ve büyük bir sükseyle transfer olduğu gibi Manchester United'ta da ilk sezonunda sönüp kaldı. Premier Lig'deki ilk sezonunda sadece 4 kere forma giyebilen ve 4 maça çıkan Wilfred Zaha oldukça sönük bir Premier Lig kariyerini başlatmış oldu. Beklentinin çok altında kalan bu performansının ardından Manchester United Wilfred Zaha'yı tecrübe kazansın diye Cardiff City'ye transfer etti ve bir yıllığına oyuncuyu Cardiff City'ye kiralamış oldu. Cardiff City'ye bir yıllık kiralık olarak giden Wilfred Zaha burada da beklentiyi karşılayamadı ve 13 maçlık performansında sadece bir asistlik katkı sunabildi. İşler aslında Wilfred Zaha için çok da parlak gitmiyordu. Öncesinde çok hızlı bir şekilde milli takıma yükseldi. Milli takımda sönük bir kariyer başladı. İkinci milli takım performansı daha ön plandaydı ve Manchester United'a çok ciddi bir bon servisle transfer oldu. Fakat Manchester United'ta da istenileni veremedi ilk sezonda. Cardiff City'ye tecrübe kazansın diye gitti fakat orada da istenilen denilen performansı veremeyen Wilfred Saha tekrardan Manchester United'a geldi. Manchester United'da döndüğü sezon toplam 35 maça çıktı Wilfred Saha. Belki de bir önceki Manchester United formasında sadece 4 maça çıkmanın acısını çıkartır gibi 35 maça çıkan Wilfred Saha burada 4 gol 3 asistlik katkı sundu ve belki de Manchester United'daki kalıcılığını bu 35 maçtaki performansına bağlı. Manchester United'daki sezonunun ardından Crystal Palace, Wilfred Zaha'nın bonservis bedenini 3.8 milyon euroya satın aldı. Ve artık Wilfred Zaha için Crystal Palace'daki ikinci sezonu, ikinci macerası başlamak üzereydi. Ve burada 9 sezon boyunca forma giydi. Kariyerinin asıl yükselişini kesinlikle ikinci Crystal Palace dönemi olarak söyleyebiliriz Zaha için. Çünkü 9 sezon boyunca forma giyen bir Zaha'yı gördüğümüz için aslında bu 9 sezonda takımı sırtlayan, takımı golleriyle ayağa kaldıran, atağa kaldıran, belki de kupalar kazandıran bir Wilfred Zaha izledik. O yüzden Galatasaray'da kesinlikle Icardi'nin yükünü alabileceğini söyleyebiliriz bu, bu yönü açısından. Kariyeri için bir dönüşüm noktası oldu Crystal Palace saha için. Çünkü hem çok daha fazla tanındı hem çok daha fazla kendisini gösterdiği bir oyun anlayışı, bir takım performansı diyebiliriz. 9 sezon dile kolay ve bu tüm 9 sezonda da aslında Wilfred Saha takımı sırtlayan gerçekten yıldız bir isim oldu. Crystal Palace'daki kariyeri sırasında da yine İngiltere milli takımında da oynayan Wilfred Saha İngiltere milli takımından ani bir kararla ayrılarak Fildişi sahili milli takımına geçiyor. İngiltere milli takımının artık istenilen performansı veremese aynı zamanda da iç dinamiklerinden rahatsız olan Wilfred Saha kendi memleketi, asıl memleketi olan Fildiçi Sahili'nin milli takımında performans sergiliyor. Kariyeri boyunca sakatlıklar geçiren ve bu sakatlıklarına rağmen 30 maçın altını düşmeyen bir Wilfred Saha'dan bahsediyoruz ve sakatlıklar tüm futbolcular için kritik noktalarda yer alıyor ve eğer kariyeriniz çok iyi giderken ya da çok inanılmaz bir yükselişe geçerken gelen sakatlık sizi hem oyundan koparıyor hem de kariyerinizi belki durma noktasına getirebiliyor. Fakat Wilfred Zaha bu sakatlıklarına rağmen 30 maçın altında bir performans sergilemedi genele bakarsak. Peki yılın transfer çalımı dedik. Bu yılın transfer çalımında Wilfred Zaha Galatasaray'a neler katabilir ona yakından bakalım. Asıl mevkisi sol kanat olan bir Wilfred Zaha'dan bahsediyoruz. Fakat Kat, sol kanat olsa da hücumun her bölgesinde oynayabilen bir oyuncu. Zaten Crystal Palace'ta da sahte 9 numara performansı sergilediği için bu kadar öne çıktı ve 9 sezon boyunca takımı sırtladı diyebiliriz. Dribbling yeteneği inanılmaz yüksek bir oyuncudan bahsediyoruz. Hızlı, dinamik ve tüm bu hızlı, dinamik ve e, dribbling yeteneğinin yüksek olan bir oyuncuda da tabii ki de çalımlar inanılmaz yüksek. Çalım yeteneğinin harika olduğu bir oyuncudan bahsediyoruz ki Galatasaray'a bu sezon özellikle Avrupa maçlarında oldukça işe yarayacak gibi. Skora katkılarından dolayı kesinlikle Icardi'nin yükünü alacağını düşünüyorum. Özellikle orta sahada onu besleyen oyuncularla beraber Wilfred Saha yıldızlaşacak ve belki de Icardi ile beraber takımı sırtlayan iki oyuncu olacak. Zaha'nın performansını büyük bir heyecanla bekliyoruz. Büyük ihtimalle Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme maçında kadroda olacak. Yıldızlarla oluşan bu kadroyu izlemek oldukça heyecan verici olacak. Zaha Özelinde de dripling yeteneklerini, çalımlarını ve tabii ki de hızını gerçekten herkes gibi ben de heyecanla bekliyorum. Siz Zaha transferi için ne düşünüyorsunuz? Gerçekten yılın transferi miydi? Skora katkısı kaç olur? Forma numarası kadar bir skor katkısı görebilir miyiz Zaha'da? Yorumlarda buluşalım. Sonraki videolarda görüşmek üzere.